alakalı kanaatiniz ne zaman değişti? İşte bu cinayetler de değişti. Şey, ben daha önce de yani söylüyorlar silahlı terör örgütü falan. Ben ortada silah milan nerede falan diye düşünüyordum. Tabii, ama adamların böyle sadist ve psikopat olduğunu bilmiyordum. Ama 2011'lerde anlatıyordum. Yani yanlış yolda olduklarını anlatıyordum. 2011'lerde. Tabii. Kimseye görüşmediklerini, çok kapalı olduklarını anlatıyordunuz. Bir de Hazreti İsa'nın, Hazreti Evet. Mehdi'nin gelişini saklamalarından da uğursuzluk Tabii getireceğini mesela bak söylüyordunuz. 2013 yılındaki eleştirim. Herkesin, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın övdüğü yıllarda Fethullah Gülen'i ben 2013 yılında eleştiriyordum. Var mı onun filmi? Bize niye kurs açtırmıyorsun? Kardeşim sen kürekle para topluyorsun. Gıcık bir hareket bu. Kızdırıyor tabii insanları bu. Ya amacın Allah'ın rızası olsun. İslam'ı tebliğ amaçlı olsun. Biz sana graylerle para getirelim. Mesele değil. Ama dini bıraktın. Dünyaya daldın. Evet. Enaniyet geldi üstüne. Müslümanları adam yerine koymuyorsun. Haşa. Ekabirat bir uslup bazılarında. Bu vaziyette hükümet ne yapsın, ne desin? Toplayın paraları mı desin, ne desin yani? Biz ne bilelim kardeşim bu çizgiye geleceğini? Buyurun, sonuç bu hale geldi. Zaman gazetesi de bu hale geldi. Ne çabuk unuttunuz zavallı günlerinizi ya. Ayağınızı yere basın. Ya bu kadar pervasızlık, bu inanılır gibi değil. Ne oluyorsunuz ya? Tayyip Hocam yıllardan beri İslam'a, Kur'an hizmeti için uğraşıyor. Ta çocukluğundan beri. Çektiği acıları, çileleri herkes seyretti, gördü. Ya şu gösterdiği insanüstü gayrete bakın yani. Değil mi? Gerçekten öyle. Tedirgin oluyor vatan, millet, bayrak için tedirgin oluyor. Var gücüyle gayret ediyor. Sık sık halkın önüne çıkıyor işte. Yaptığı hizmetleri anlatıyor. Allah güç, enerji de veriyor maşallah. Başkası olsa bir hitap düşer ya. Oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Yazık, günah üstüne gitmek ya. Çok ayıp yani. Evet, demek ki akılcı yaklaşmışım başından beri. Sami Çolak, FETÖ'ye Mehdi dediniz. Yok, Mehdi demedim. Kahtani dedim. İşte yayında var, göstertiyoruz. Yani ama uykun alamadıysan o ayrı. Kahtani, kaht kelimesi bela, uğursuzluk, felaket anlamındadır. Kan dökecek, şiddet göstertecek bir insandan bahsediliyor hadislerde. Mehdi öncesinde. Kahtani olabilir dedim ayrıca. İlla tam kahtanidir de demedim. Olabilir. Bunda şaşacak ne var? Yani eleştirilecek bir yönde yok, şaşacak bir şey de yok. Yani isabet olmayan, konuşmamda isabet olmayan yönü ben bir öğreneyim. Ben çok daha eski tarihlerde, ta 2010'larda falan Gülen grubunu çok şiddetle eleştiriyordum. Bediüzzaman'ın ismini geçirmedikleri için, onun vefat yıl dönümünde veyahut doğum gününde ondan bahsetmedikleri için çok şiddetle eleştiriyordum. Bayağı galiz bir uslupla eleştiriyordum. Müslümanların sevgisi. Sevgili Müslümanlar. Tabii. Hepsinin bandı bende mevcut.